Şimdi yani seri demeyelim de böyle değişik gördüğüm oyunları deneyelim falan diye düşündüm. Slay the Spire diye bir oyun buldum. Yani aslında çıkalı bayağı da olmuş. Hiç bilmiyorum oyunu. Şu an ilk defa beraber sizinle oynayacağım. Deneyelim. Hani beğendiğim oyunların serisi devam eder. Ben keyif almadıktan sonra zaten keyif veremem. Yani umarım işe yarar bir oyun çıkar. Hani Steam indirimlerinde şu an 40 liradan 13 liraya falan düşmüş. Deneyelim. Yani oyunun ilk izlenimi aslında hiç oynamadım ama ayar yaparken çok gıcık. İşte şuradan ayarlara geliyorsun. Oyun ayarlarından en ufak bir şey değiştirdiğinde dili falan sürekli gir çık gir çık çık gir yapmak zorunda kalıyorsun. Bu çok gıcık edici bir şey. Yani böyle bir şey mi kaldı? Bilmiyorum. Neyse biz oynayalım. Umarım işe yarar bir şey çıkar da keyif alırız. Standart günlük tırmanış özel bunlar kapalı zaten. O zaman biz standarttan devam. Şimdi bir dakika, kameram bir şeyi kapatıyor mu? Kamerayı aşağıya alalım. Tamam, umarım bir şeyi kapatmaz. Karakterini seç. Her şey kapalı oğlum zaten. Demir kaplı. Demir kaplıların geriye kalan son askeri. Şeytani güçleri kullanabilmek için ruhunu sattı. Tamam başla. Başka bir seçeneğim yok. Açıklama bilinmeyen tüccar hazine dinlenme düşman. Nasıl bir tarzın var senin bakalım. Şimdi elit. Düşman. Ha, bunlar elitmiş. Bunlar düşmanmış. Tamam. Deneyelim bir tane düşman. Bakalım ne oluyor. Ama oyun içerisinde de biraz pratik gibi. Elindeki kartları oynayarak düşmanları yani. Ha, kart oyunu. Kartları oynamak için enerjiye ihtiyacın var. Enerjini akıllıca kullan. Tamam. Her tur başında enerji yenilenir ve sıradaki kartlar dağıtılır. Tamam. Düşmanlar sana saldırdığı zaman blok kazanmak için blok kartları oyna. Blok gelen saldırı hasarını düşürür ancak sıradaki tur başında silinir. Yani. Turun sırasında düşmanların niyetlerini hemen üstlerinde görebilirsin. Ya bu biraz spoiler olmuş ama yani hani bunu keşke tahmin etseymişiz. Eğer düşman saldırmaya niyetliyse biraz bloğa sahip olduğuna emin ol. Şimdi sen ne yapacaksın? Bu ne demek oluyor? Bu ne? Bu düşman güç kullanma niyetinde. O zaman biz bunun 50 canı var. Güç kullanacak. Biz darbe, darbe. Bu ne kadar vuruyor? 6 hasar. Hepsi aynı zaten. Oyna. 6 vurabildik. Başka bir şey yapabiliyor muyum? Ha, bir. Tamam. Burayı tamamlayana kadar. 5 blok kazanalım. Tamam. Turu bitir. Büyücü tarzı olanlara diyor ki güç kullanma düşüncesinde çekmiyor. Yine 3 var. Şimdi biz bunu artıramıyor muyuz? Hep 3 mü olacak? Burada ne var? Atma yığını. Ha. Bendekilerin aynısı bu. Değilmiş. Ha, ben alabiliyor muyum bundan? Ben mesela şunu alayım. Alamıyorum. Ya sadece kartlarım gösteriyor. Tamam. 38 canı varmış. 8 hasar ve 2 savunmasız uygula. 2 tane varmış bu. Tamam. 2 tane harcıyormuş daha doğrusu. Bir tane de bundan koyalım. Bu bana vurmadı zaten. Agresif. Bu düşman 6 hasar vererek saldırma niyetinde. 6 hasar versin can. O da bir şey değil yani. Bu tahmini gösterme olayı umarım ileride olmaz yani çok saçma. Öneri çekecek ne? Çekecek kart kalmadı mı? Eğer çekecek kart kalmadıysa atma yığını çekme yığınına karıştırılır. Ha. Vardı oğlum benim kartım. Kartımı yediniz boştan yere. Tamam bu ne? Tamam bir çekme yığını da burada var. Sağlı sollu. Bu onunki mi? Bilmiyorum. Koy şuna. Bu bana ne vuracak? 9 vuracak. Vursun. Ben de ona 6 daha vurayım. Bir sonraki. Aa öldü lan.
Aa, kritik attı, tamam. 16'ını aldık. Destene bir kart ekle. Ödüllerini unutma. Almak için üstlerine tıklaman yeterli. Ne tıklamamız gerekiyormuş. Öneri: güç kartları. Bu kartı oynamak sana güç kazandırır. Güçler dövüş boyunca devam eden kabiliyetlerdir. Ha, ne zaman oynadığın bir kart sonucunda CP kaybedersen bir kuvvet kazan. Anlaşıldı. Geç. Ha, bir kart seç diyor. Tamam. 6 hasar ver, bir kartın bir kopyasını atma yığınına ekle. Bir kart çek, elindeki bir kartı çekme yığınının üstüne koy. Ne zaman oynadığın bir kart sonucu seviye kaybedersen bir kuvvet kazan. Bunu alacağım ben. Devam et. Bunları dövemez mi? Mesela şuna gideyim. Yolu seçtim, oradan gideceğim bir de. Ah ebesin, ne kadar özgürüm şu oyunda. Ne kadar özgürüm. Burada ben bir şeyleri kapatıyorum. Ben kendimi şöyle alayım. Tamam. Tepede olduk biraz. Hadi bakayım. Göze çarpmayan bir sütunun üzerinde sakince duran parıltılı ve altından bir kutu görüyorsun. Oldukça değerli görünüyor. Etrafında herhangi bir tuzak varmış gibi görünmüyor. O zaman altın kutu elde et. Kalıntılar file içinde kullanılabilen, oyun boyunca seninle kalan, birbirinden farklı özellikler barındıran eşyalardır. Sandıkları açarak veya etkileri yenerek, kilitleri yenerek elde edilebilir. Kutu alıp kenara koyduğun anda dev bir kaya tavanı parçalarak yanına düşüyor. Yerin aşağı... Hani lan tuzak yoktu şerefsizler. Yerin aşağıya doğru eğimli olduğunu fark ediyorsun. Yani bu arada kaya sana doğru yuvarlanmaya başlıyor. Lanetlen. Sakatlık. Depara kalk. Parçala, 20 hasar al. Saklan. 6 maksimum CP kaydet. 20 hasar alsam 60'a mı düşecek canım? 20 hasar al ve parçalarım, belki ekstra bir şey olur. Tüm gücünle kayaya sağlamca geçiriyorsun. Toz durulduğunda güvenli bir şekilde çıkabilirsin. Hayrol. Genelde düşmanlar zayıf olduğu için çok umursamadım 60 CP'yi. Can gitmesini. Yani iki tane var şimdi. Şimdi abi senin canın 11, senin 14. Senin tek de benim alma şansım şununla var aslında. Ama seni bununla tek de alırsam öbürünü de tek de alırım. Alamadım. O zaman bir tane ölü düşman lazım bana. İkisi de ölmeyecek. Sırf denemek için attım onu. Öylesine şunu da oynayacağım. Yoksa vurup öldürebilirdim. Sırf kartı deneyelim. Boşa geçmesin. Öğrenme şeylerini es geçmeyelim. Durumlarını. Şimdi 4 hasar ver. Bunlar küçük kağıtlarmış. Çekmeyelim. Kartım kalmayınca mı alabiliyorum sadece? İyi yani. Buna 5 vurursun herhalde. Senin Allah belanı versin. Hiç mi vuramıyorsun? Benim diğer kartım lan, her turda değişiyor mu bu? Aa, bu çok saçma bir şey. Bunu öldüreyim bari. Yani her turda kartlarımı alıp tekrar dağıtman gereksiz yani. Ben bu kartlar üzerinde bir strateji uygulayamıyorum ki. Yani şu an bunu verdim. Benim elimde aslında 8 vuruşluk bir kart vardı. Kullanamıyorum. Ben seni öldürürüm herhalde. Aa, öldüremedim lan. Savunum vardı. Yani stratejiyi şöyle uygulayabilirim. Burada oynamayacağım. Özel kartları burada birikmesini sağlayacağım. Sonra onlar bir ara çok güçlü kartlar olarak elime tekrar geri gelecek. Yani yürütebileceğim en büyük strateji bu olurdu. Vur. Öl lan artık. Beş hasar ver.
Eğer o düşman savunmasız ise kazanç ve bir kart çek. Aa tamam, diğer kartla kombin ederim ben bunu, al. Devam et. Burada şöyle bir sembol çıktı, tüccarmış. Gel lan, tüccardan ne alabiliyoruz? Sizinler çok hoşuma gitmedi. Bak, ambiyans, şu arka plan görüntüsü güzel ama arka planla karakterlerin sanat çalışmaları uymuyor abi. Hani nasıl diyeyim? Çok yapay, çok ayrı duruyor arka plandan, fark ettiyseniz. Bir de çok, hani mesela şu gölgelendirmelerin üzerine de hafiften şurada olduğu gibi brush, o izlerden koysalarmış mesela, hani işte giysinin hafiften deseni gibisinden. Yani şu doku gibi üst baş dokusu yapsalarmış, uyarmış. Çok hoş gözükebilirmiş ama şu an beğenmedim. Gel bakalım. Sen ne satıyorsun? Bizim 129 altınımız mı var? Bizim altınımız nerede ya? Yok mu bizim altınımız? Bu altın herhalde. Parası kesesi. Aynen. Sana ne lan? İstediğimi alırım. O beni takip ediyormuş. Ne alaka? Gerek yok ki ona. Zaten burada gösteriyorsun. Bir de burada niye gösteriyorsun abi? İki blok kazan. Bir kart çek. Güzelmiş aslında. Ve sıfır. 8 hasar ver. Bu kartın verdiği hasarı bu dövüş boyunca 5 artır. 2 kuvvet kazan. Bu tur sonunda 2 kuvvet kaybet. He, alacağım. Sonraki turda daha zayıf olacağım. Yani biraz şey gibi. 9 hasar ver. 1 kart çek. Güzelmiş lan. O da güzelmiş. Bak, 46 bu, 89 bu. 3 CP kaybet, iki şey kazan diyor. DP ne oğlum? DP tam olarak ne burada? Can puanı, tamam. Tahmin ettim de yine de bir bakalım. Ne zaman bir kart tüketilirse 3 blok kazan. Çok güzelmiş. Ben sanırım çok bloktan gitmeyeceğim. Yani inşallah bulur. Bunlar ne lan? Ne işin öyle? Demirci'nin lütfu. Elindeki tüm kartları dövüş sonuna kadar geliştir. Aa, aa. Antik iksir, bir yapı kazan. Gelen olumsuz etkiyi engeller. Güzelmiş aslında. Bunlar da çok lazım olacak eminim yani. Ne alacağım? Şu. Bundan çok çok daha etkili bence. Ama kart çektiriyor tabii. Tamam, 13 paramız kaldı. İlerle. Ha. Oraya giremedik. Buradan gideceğiz. Çok saçmaymış abi yani. Hani o konuda saçma. Sevmedim orasını. Savunmasız. Önce savunmasız bırakmam lazım ama bu kartı benim elimden alıyor bu orospu çocuğu. Bir saldır. Bir daha saldır. Bir etki kazanmadı. Bunu harcamayacağım. O bana kaç vurabilir? 11. Bir dakika, o bana 11 vuracakmış. Bir 5 blok alalım. Devam. Bak, alıyor kartlarımı, gidiyor amına koyayım. Bu saçma bir olay işte. Ne zaman bir kart tüketilirse. Bir kart mı, bu kart mı? Acaba onu mu demek, ne demek istemiş? Bu savunmacıymış. Hiç önemli değil. Bu, ben sana ne zaman oynadığım bir kart sonucunda CP kaybedersem. CP kaybettiren kartlar var galiba. Ondan önce bunu atarsam mantıklı olur. 5 blok kazan, 5 blok kazan. Saldır abi. Şu an çok düşünmeden. Ha, şu canımız kadar ilerliyoruz değil mi ya? Yenilenmiyor bu. Yani ben bir şey yapmadan yenilenmeyecek. Tamam. Şunu bir denemek istiyorum. 3 bloğa ihtiyacım var aslında. Bu canımız kadar gideceğiz sonuçta. Her zaman varmış. Acı yok. 3 blok kazandırdı bana. Şimdi CP kaybetmeyeceğim için bu bunu bloklayacak büyük ihtimalle. Hiç gerek yok. Ve elimde blok kartı kaldı. Çok saçma oldu. Bir tane bundan alsam. Heh. Kuru bitir. Hadi lan. Vur bakayım vurabiliyorsan. Sırf kartları denemek için de boşa harcıyorum.
Sen kuvvet mi kazandın? Şimdi 8 hasar ver. 2 savunmasız uygula. Tamam. Savunmasız uygulama kartı geldi. Ama diğer kartımı bir türlü gelse şunları kombinleyeceğim işte. Amına kolumun salağı. Bende bu karttan varmış zaten. Ama desteği genişletmek amaçlı alıyoruz büyük ihtimalle. 8 canı kaldı. Ben iyiyim. Oğlum bana 10 nasıl vurabildin? Amına kodumun acı yok. Ne zaman bir kart tüketilirse 3 blok kazan. Nasıl yani abi? Kazandık zaten bir oyuncu. Kazanmadık mı? Kart tüketmek ne demek oğlum? Altı hasar. Ver oğlum şuna altı hasar artık. Anlayacağız anlayacağız. Bazı şeyleri ya oyun çok saçma yapmış ben hiçbir şey anlamadım. Her tür sonunda bir CP kaybet ve tüm düşmanlara 5 hasar ver. Güzelmiş lan. Ben bunu severim. Bu da güzel bir kart. Tüm düşmanlara 8 hasar ver. Oo çok iyi lan. Bu bundan çok çok iyi. Bunu kullanıyorsun ama her tür boyunca tur boyunca yapıyor bunu. Çok güçlü düşmanlarda iş görür. Bu tek seferlik. Tamam. Alacağım onu ben. Şimdilik çok güçlü düşmanlarımız yok. Boss'a gitsek mi? Boss'a gidersek şurayı kaçırıyoruz. Bu ne demekmiş? Dinlenme. Aa, dinlenelim. Boss'a gideriz. Demirci'de ne oluyor? Destendeki bir kartı geliştir. O geliştirelim. 33 paramız varmış. Geliştirmek için ne yapmam lazım? Şu kartı hiç sevmedim abi. Şu kart güzel ama diğeriyle kombinlemem lazım. Savunmasız bırakan kartım var mesela. Şu kartın uygulayacağım sonra bunu uygulayacağım. Ne istiyorsun sen bunu geliştirirken? Ha, onayla. Hiçbir şey istemiyor musun? Aa, burası bir kere kullanılıyormuş. Dinlenmedim. Zaten boss'a da gidemedim. Çok saçma oldu lan bu. Oğlum böyle oyun mu olur amına koyayım ya? Ya şura kadar şey yapıyorsun. Bu kadar yer yapıyorsun ve destemi ayarlayabiliyorum. Güzel. Ama zaten çıkartacak kadar destem yok yani. Kartım oluşmadı. Devam. Yani abi bu kısıtlılık benim canımı sıktı ya. Onun dışında ufaktan kart oyunlarını sevenler için böyle chill, tek başıma takılayım dediğin zaman zevkli olur. 6 hasar ver. Ver. Bu ne? Tamam şeydi. Yani bir şey yapamıyorum. Al abi. Bir de sen ne yapacaksın? Saldıracaksın. 13 vuracaksın bir de. Al abi. Bunu da al. Tamam. Turu bitir. Düşmanlar bayağı güçlendi bu arada. Şimdi 6 hasar ver. Tüm düşmanlara 8 hasar ver. Gayet normal bir kartından güçlü. Bunu savunmasız 3 savunmasızlık uygula. Bak bunu kombinleyeceğiz. İlk defa bir koydum. 3 savunmasızlık verdi. Şimdi buradan can kazanacağım. Ve bir kart çekeceğim. Çok güzel. Niye can vermedin? Oğlum niye can vermedin? Ne saldıracak mısın? Ben buna 8 hasar daha versem. Ama bu 8 saldıracak. Canım çok düşecek. Blokla. İleride neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. 3 vurdu. Tamam, bir de savunmasızlık uyguladı. Ne zaman oynadığın bir kart sonucu kaybedersen kuvvet kazan. 9 hasar ver. Bir kart çek. Bu gayet tatlı. Tamam. 5 blok, 5 blok. Bana CP kaybettiren bir kart bulmazsam bu bir haltıma yaramayacak. Şansından yırtık orospu çocuğum. Bu turda öldürebilirim lan. Dur öldür. Tamam.
Öldüremeyecek miyim acaba dedim. Bir önceki çok vurdu. Kan iksiri. Can mı doldurdu? Yok. Anlaşıldı. Anlaşılmadı, okumadım. Destene bir kart ekle. Bir kart çek, elindeki bir kartı çekme yığınının üstüne koy. Güzelmiş aslında. İki kez 5 hasar ver. Yalnızca elindeki tüm kartlar saldırı ise oynanabilir. 14 hasar ver. Aa ve 0. Çok güzelmiş. Bunu mu alsam? 14 hasar da çok iyiymiş. Bunu oynayacağım. Umarım güzel kombinleyebilirim. Kan iksiri. Maksimum skill'in %20'si kadar iyileş. 80, %20. Yani 5'te 1, 16 çıkart. Kaç iyileşiyor? Kaça kadar iyileşeceğim ben? 16'yı çıkarttım. Kaç yapıyor? 54. 54'e kadar yükselecek. Yani 7 can verecek. Siktir git lan. Zor anlarda kullanmam lazım da. Şu boss'a gideceğim abi. Tüm düşmanlar 8 hasar ver. Tek düşman var. Buna gerek yok. Bu saldırı şunu oynarsam elimdeki bütün kartlar saldırı kartı. Bu değil. Bunu saldırıdan saymıyor galiba. Sanırım öyle. Saldırı. Ha burada yazıyormuş da. Güç saldırı. O zaman şunu da oynayacağım. Sırf merak ettiğim için. Şimdi bunun 14 hasar vermesi gerekiyor. Evet. Güzel bir başlangıç bence. Çok da kötü sayılmaz. Ve bir enerji daha kazandık. Başka düşman gelmez herhalde. Bence güzel güzel. Devam et. O ne kadar koyacak? Bu bana koymayacak galiba. Ne bağırıyorsun lan? Geri zekalı. Bu bana saldırmayı planlıyormuş. 5 hasar ver. Eğer o düşman savunmasız ise tamam. Savunmasız bırakacak kartım var mı? Yok. 9 hasar verip bir kart çekelim biz. Çektik, ne geldi? Savunma kartı geldi. Senin elini, ayağını. Kaç vuracaktı bu bana? 6. Benim 5 bloğum var. Aa ben blok kartı koydum. Bunu, aa büyüye bakar mısın? Blok koydukça bu yükseliyor. Bana 3 vuracak. Vursun abi. Ben 6 hasar daha vurayım. Vurdum. 49'a düştü. Turu bitir. Sonra gider canımızı bir yerlerde yenileriz herhalde. 3 vurdu. Güzel. Sen nasıl boss'sun oğlum ya? Boss. Kapit espri. Boş boş dolaşıyor. Ne zaman bir kart tüketilirse 3 blok kazan. Aa dur lan. Bunu koydum. 10 hasar ver, 3 savunmasızlık uygula. 3 savunmasızlık. Bu 3 savunmasız. Yani 3 tur boyunca savunmasızlık uygulayacak kısacası. Öbür kart gelirse çok işime yarar. Sen bana 12 vuracaksın ama. Bakayım. 39 kaldı. Şimdi. Bir kart nedeniyle kaybedersem canı. Bu kartı boşuna kullandım. Unutuyorum. Savunma kartım da yok. Ne olur? Ha, enerjim yokmuş, anlaşıldı. Kötü oldu bu. 12 vuracak hayvan herif. Vurdu. Güzel vurdu. Bana can kaybettiren kart yok ki. Bana 12 vuracak. Bunu koysam saldırısı artacak arkadaş. Arttı. 10 vuracak şimdi. Şimdi 8 vuracak, yani bir tık avantajlıyız. Çünkü biz başka da bir şeyimiz yok. Ama çok kolay yenerim ben bunu. Bir sıkıntı yok. Bu da çok güzel kartmış lan. Adam blok uyguluyor. Senin vuruşun artıyor falan. 10 hasar ver. 3 savunmasızlık uygula. Şimdi bu tur bunu öldürebilir miyim acaba? Savunmasızlık uyguluyorum ama diğer kartım gelmiyor abi.
Lan oğlum adam bana 30 vuracakmış ya. Adam 3 canı kalalı, Kalalı. beni yenecek. Acaba kurtarma şansım var mı? Oğlum savunmasız, adam beni savunmasız bırakmış, 150 daha fazla hasar alıyorum 4 tur boyunca. Çok kötü oldu. Dayak yedik. Kart alan mıydı? Kart ver. Çıkılan kat 8, ölen düşmanlar 4. Tamam, bu acemiliğimizde tekrardan yeni karakter. Yeni karakter açmışız. Bak bu şekilmiş, ben bununla oynarım. Ana menü. Oyun bu kadar bir şey. Biraz minimal. Hani kendi kendine takıl kartlar böyle böyle. Detaylı değil tabi. Hani çok fazla strateji uygulayamıyorsun. Kendin biriktirip biriktirme ya da ekonomi üzerine bir kart biriktirip işte son anda şöyle şöyle kombinasyon uygulayacağım diyebileceğiniz bir oyun değil. Hani bir Hearthstone muhabbeti beklememek lazım. Güzel mi? Yani fiyatına göre 12 liralık bir oyun. Eğlendirir mi? Oturup chill olarak oynanır. Bence oynanır yani. Hatta ben biraz daha oynamaya devam edeceğim. Hadi oynayalım. Standart günlük tırmanış. Bu neymiş? Her gün yeni bir mücadele. En yüksek skor için diğer oyuncularla yarışırız. Ama standarttan devam. Biraz daha oynayalım. Karakterini seç. Ben bunu sevdim. Karizmatik bir eleman bu. TP'si 70'miş ama bunun. Altın 99. Yılan yüzüğü. Her dövüş başına fazladan 2 kart çek. Güzel. 5 kalan kilitli içerik. Sisli toprakların ölümcül kadın avcısı. Düşmanlarını zehir ve hançerlerle yok eder. Başla. Aslında tatlı yani, hani çok bir şey tabii ki beklenmeyecek. Çok da uzatmayayım yani, ne konuşuyorsam görüyorsunuz zaten. Selam, ben Neo. Tamamı alabilmek için boss'a ulaş. Tamam. Sıradaki 3 dövüşte düşmanların bir CP'si olur. Maksimum artı 7. Maksimum CP'ye çok ihtiyacım olacağını düşünüyorum ama ekstra olarak ben ne kazanacağım? Sonraki dövüşte birisi çok çok dezavantaj, birisi avantaj. Tamam. Hayır. Oradan gittiğimizde şöyle boss varmış. Şöyle bir şuraya gidip ben bir kart almak isterim. Ben şuradan gideceğim abi bu sefer. Gel bakayım, dövüş. Aa, bu karakter şekilmiş lan. Tamam. Oynadıkça öyle karakterler açıyormuşuz demek ki. Bakalım başka ne karakterler var. Ben bu, bak özellikler aynı, bak bu da 6 hasar verir. Görüntüsü değişti. 3 hasar ver, bir zayıflık uygula. Aynıymış özellikler. 5 blok kazan. Adamlar görünüşünü değişip tamamen özellikleri aynı yapmış. Yani. Bu bana 8 vuracakmış. Bunlara bakmayı unutmadım. Şimdi mesela ben bir 5 blok uygulasam. Şimdi canımızın önemini gördük. Her tur yenilenmiyormuş. O yanlışa düşmüştük. Şimdi 5 blok daha kazan. 6 hasar daha verelim. Başka kartımız kalmadı zaten. Bunu bitir. Benim sıram. Yani daha çok blok üstüne gidersek oluyor bu iş. Azazede 8 blok kazan, bir kart at. At derken. Buradan mı atıyorum? 8 blok kazanırsam onu agresif. Bu düşman blok kullanma niyetinde. Ve 7 hasar vererek saldırma niyetinde. Şimdi aynı anda mı yapıyorsun? Ha, hem blokluyorsun hem 7 hasar veriyorsun. Bu benim işimi görür. Bir kart seç ve atma yığınına yolla. 5 bloktan atabiliriz. Onayla. Tamam. Karlı. Saldırı. Ama şimdi bak. Savunmalar var elimde. O kadar çok savunma. Savunma eriyor mu acaba bir sonraki tur? Eriyor galiba. Ona hiç dikkat etmedim. Al. Bir blok daha al.
Merak ettim kalacak mı diye. Hiç dikkat etmemiştim. Kalmıyormuş. Kalıcı olanlar vardır illaki yani olmalı. Şimdi 28 canın mı var? 5 blok, 5 blok, 6 hasar, 6 hasar. Şimdi ben buna 18 vurabiliyorum. 10 canı kalır. Bu ne yapıyor? Bu düşman blok ve güç kullanma niyetinde. Ve güç kullan önemli değil. O buff gibi bir şey yani. Saldırmıyor. Vur abi. Vur. Vur. 15 vurabildim. 15 kaldı. 18 vuramadık yani. Devam. Kuvvet uyguladı. Ne bu? Saldırı hasarını şu sayıda artırır. 10 vuracak yani. Ve 10 hasar vererek saldırma yetmiyor. Bu düşman blok kullanmaydı. Blok da ne kadar blok? Şimdi... Bu ne? Ha, tamam. Ben bu turda öldüremez miyim onu? Tamam, bunu yine öldüreceğim ben. Bunu sevdim. Onayla. 6 hasar da ver. Hasar veremedim. Keşke bunu uygulasaydım başta. 8 blok yeterli galiba. Ya neyse vur. Tamam vurabildim. 12 kaldı. Vur bitir. Sanırım burada biriktirdiğimiz kartlarla oyun sonuna doğru daha güzel kombinasyonlar oluşturulabilir tabii. Hiç biz darbe yemedik. O güzelmiş. Niye bu kadar güçlü bir rakiple başladık lan biz? 14 vuracakmış hayvan herif. Altı hasar, altı hasar ve bu iş biter diye düşünüyorum. Bitmezse savunma atarız. Bitmeyecek. 5 kaldı canı. 8 blok kazanalım. On dört vuracak. 6. 6. Yani o kadar uğraşıp 6 damage yemek de bıktı canımı. Yeter lan. Öl artık. Havanozdaki hayalet. Güç soyutluk kazan. Alınan her hasar ve CP kaybını 1'e indirir. Görmüş. Destene bir kart ekle. Bak bunlar her şeyden sıfırlanıyormuş. Yani kullanmamanın bir avantajı yokmuş. Varsa kullanacaksın abi. Biz can iksirimizi kullanmadık mesela bir öncekinde. Bir kart seçelim. Oynanamaz. Eğer bu kart elinden atılırsa iki kart çeker. Bende kart atma muhabbeti var. Elimde varsa atarsam iki kart da çeker. Çok iyiymiş lan. 5 kez 3 hasar ver. Bu da çok iyiymiş. Bir kart çek. Eğer çektiğin kart beceri ise 3 blok kazan. Bu karakterle saldırı üzerine gitmektense bunlardan gitmek güzel ama benim elimde kart yok henüz. Yani 2 kart çekeceğim ama hangi kartı kazanma ihtimali için çekeceğim? Yok ki kart. Önce bunları biriktirmek lazım. Devam. Şimdi iki tane düşmanımız var. 6 hasar. Birisi 30 canlıymış. Siz 5'er 5 ve 10 olarak saldıracaksınız. Bir kart atarım abi ben. Çok fazla kullanamayacağım kadar saldırı var zaten. Onayla. 8 bloğum oldu. Yani 7 tane vurabilirsiniz bana. Bir 5 daha eklesem hep blok yapmam gerek oluyor. Alır. Tamam, 2 demeyi çektik. 2 miydik? 2. Yedik herhalde. 5 kez 3 hasar vur. Aynı kişiye mi vuruyorsun bunu? Aynı kişiye vuruyor. 3 hasar ver, 1 zayıflık uygula. Bunu diğer için saklayabiliriz. 5 blok kazan. Bu düşman sana olumsuz etki uygulama niyetinde. Burada bir soyutluk kazan. Alınan her hasar ve CP kaybını 1'e indirir.
Güzel bir şey lan aslında. Sadece bu turda mı geçerli? Merak ettim. Evet, sadece bu oyunda geçerliymiş. Mallık yaptım. Tamam. 3 hasar ver, 1 zayıflık uygula. Gereksiz ama sıfırmış. O yüzden güzel. Bu zaten bir saldırıyormuş. Bu hiç saldırmayacak. O zaman tribe gerek yok. Şuna ben bir koyayım. Bu öleceği için bu zayıflık uygulamasının bir avantajı kalmayacak. Hiç harcamaya gerek yok. Savunma uygulasam yine bir halta yaramayacak. Boşuna kartımı harcayacağım. Ben yatırım olarak şuna koyayım abi. Tamam mı? 15 temiz. Bunun zaten bir canı var. Ama bir can için ben buna saldırı yapmak zorunda kalacağım. Neyse. Önemli değil. Zaten bir vuracaksa vurur. Vurmayacaksa ben yani. Heh, bir. Tamam. Aha, zayıflattı. Orası bu çocuğu. 4 hasar ver. Bütün saldırıların düştü. Sen nasıl? Senin canın bir. Sana bir tane koyayım. Senden bir kurtulayım ben. Ama şimdi 5 blok. Sen bana yine vurmayacaksın. Ben sana saldırırım abi. Hiç acımam, saldırırım. Hadi. Tamam, zayıflık alırım, sıkıntı yok. 7 saldırı yapacaksın ama ben seni öldürürüm. 5 kez 2 hasar ver. 5 kez mi? Gelmiş lan bu. Vur. Ölmezsen bakarız. Öldü. 16. Kıvı bronz. Bu neymiş? 3 diken kazan. Her düşman saldırısında geri hasar verir. Güzel. Destene bir kart ekle. Şimdi 3 kart çek, 1 kart at. Cambazlık. 6 hasar ver, 2 ay 3 zehir uygula. Güzel. 8 hasar ver, sonraki tur başında. Bu neydi? Ha, şeyden kazanıyoruz. Enerjiden. Bu güzel. Kartların hepsi güzeldi. Kart seçme durumuna çok geç geliyoruz yani gibi. Çok az oluşturma ihtimalimiz var yani. Buradan bir kart alalım bari. Bir dövüş boyunca her sepi kaybında maliyeti bir artar. 12 hasar ver. 12 hasar ver. Eğer bu tur kart attıysam kazan. Bir kart atıp üstüne atarsam 2 tane de sepi kazanacağım. Şey, enerji kazan. Güzelmiş. Bir kart çek, bir kart at. Sıfır kullanıma göre gayet güzel. İki çeviklik kazan. Çeviklik işime yaramaz. Ve param kalmadı. Param yok. Ayrıl. İlerle. Şimdi ne geldi? Siz nesiniz? 6, 7, 13 vuracaksınız. Bunlar ne? 6 hasar vererek saldırma niyetinde. Bu ne oğlum? Saldırı hasarı aldığında kıvrılır ve 6 blok kazanır. 6 blok kazanır. Bunlar tehlikeli. Bunlar sıkıntı. Önce ben bir savunmayı sağlamlaştırabiliyor muyum? 5 kez 3 hasar ver. 15 yapar. 5 savunması 10'a düşecek. Yani ben buna 10 vurabileceğim. 3 canı kalacak. Buna 9 vuracağım. 3 canı, ikisinde 3 canı kalıyor. Ama bu 2. Sonra bir daha vurursam bir tanesinden kurtulurum. Vur abi. Öldü lan. Tamam, çok iyi oldu bu. 8 hasar ver. Sonraki tur bir tane şey kazan. Bana sen 6 mı vuracaksın? Ama 6 vurma ihtimalini göze almayalım ya. Çok can ihtiyacımız oluyor. Ben bir savunmaya yapayım abi. Tamam, başka da bir şey yapmayacağım. Vurmasın, can lazım. Tamam. 5 blok kazan. Sen bana vurmayacaksın. Güzel. 6 hasar veririm. 6 hasar daha veririm. 3 hasar ver. 1 zayıflık uygula. Uygula abi. Aa, sildi lan bloğunu.
Aa, çok iyiymiş. Tabii ki saldırım kalmadı. Bunu boş yere harcamaya gerek yok. Zaten vurmayacak. Bunu bitir. Yani ufaktan sarıyor böyle. Hani oturdum tek başımayım. Ne yapayım? Çayımı içerken oynayayım tarzı. Oynarım yani, ben severim böyle oyunları ama sürekli oynar mıyım? Anlıyorum. 9'u vuracaksın. Bir kart çek, bir kart at. Blok kazan, blok kazan, hasar ver. Hasar verecek. 3 canı varmış lan bunun. Koy gitsin. Bazen oraya bakmak gerekiyor. 5 tane bir kart ekle. Ver. 6 hasar ver. Dilimleme. Oo, 0. Hiç götürmüyor. Hazırlık. 99 savunmasız uygula. Chat. Bu ne lan? Nasıl bir şey lan? Dövüşün sonuna kadar destende kalır. Çok iyiymiş. Dövüşün sonuna kadar kalıyor abi. Burada bir soru işareti var ki beni cezbediyor. Ama şurada da bir boss var. Boss öldürmedik henüz. Yani buradan gidip sonraki boss'u mu öldürsek? Buradan gidip... Ha, şurada kamp varmış aslında. Ben buraya gideyim. Boss'a gideceğim. Yani umarım boss'a giderim. 48 ya, 10 saldıracaksın. Sen ben... Bu tur için uygulanacak bir şey değil. Ben bunu bosslara saklamayı düşünüyorum. %50 daha fazla hasar var. Kalsın bu. 8 blok kazan. Bir kart at. 3 kez 3 kez 3 kez 5 hasar verirsem ve 3 hasar verirsem 15 33 kalır. 6 da öyle vursam 27 kalır. Ama o da bana vurur. 10 vuracak. Olmaz. Benim onu önce bir savuşturmam lazım. Bir dakika lan, bu her oyunda yenileniyor. Boss'a saklamak diye bir şey yok ki. Kafa yok. Kafa gitti amına koyayım. Uygula. %50 daha fazla mı hasar alacaksın? Tamam. Güzel. Şimdi bu birdi. 8 blok nerede? 8 blok kazan. Bunu atarım abi, sıkıntı yok. 2 vuracaksın sen bana. Ben de sana bir 6 vurayım yani artık. Zamanı geldi. 6 değil, 9 vurdum. Güzel. %50 daha fazla hasar alacak. Vur abi. Ha, tamam, 65. Güzel can, 65. 8 hasar ver. Sonraki tur başında şey... Aa, güzel, 16 vuracağım yani. Vur abi. 12 vuruyor. Ha, %50 daha fazla vuracak. İki katı vurmayacak. 12 hasar ver. Eğer bu kart attıysan kalın. Eğer bu ne? Hasar ver. Eğer bu tur kart attıysan, güzel bak. Çok tatlı kombinasyonlar oldu. Hani lan, versene oğlum. Kart attım ya ben. Bunu oynamamın bir anlamı yok. Sen bana 10 vuracaksın. Biz niye öyle rağbete kapıldık? Ben bana iki tane enerji verecek sandım. Niye vermedi? Bu ne? 3 diken kazan. Kazan lan. Aa, ama bak, bu sonra lazım olabilir. Boş ver. Kuru bitir. Bu ne? Bu mal karakterde kendime 10 vurdurtmam çok saçma oldu. Onu kabul ediyorum. Zayıflığı zaten var. 5 blok, 5 blok. 6 hasar. Vur abi. Blok yapsan ne yazar? Boş yere kendime vurdurtmam kötü oldu. Elinde artı kart, 6 kart olana kadar kart çek. Güzel. 4 blok kazan. Blok çok... Ha, sıfırmış ama. Tüm düşmanlar 6 kuvvet kaybeder. Vallahi şöyle 30 falan vuracak olduğu zaman da 6 kuvvet kazanmasının, şey, kaybetmesinin
Çok bir anlamı yok açıkçası. Ben de, ama 4 blok da çok bir işe yaramaz ya. Bir tane harcayıp bir sürü kart çektikten sonra otur oynayamayacağım. Bunun bir anlamı yok. Tüm düşmanlar 6 kat 6 kuvvet kaybeder. Bu bence güzel. Diğer ikisinden güzel. İşte şu enerji muhabbetinin sadece 3'te sabit kalması bir tık saçma. Bayağı tık saçma aslında. Şu boss'u dövelim. Sen uyuyorsun. O zaman vurmayacaksın herhalde. 8 milyon mu var? Senin 8 milyonun bu tur için bir turluk kartmış manası. Zayıflık uygulayınca bunun şeyini siliyor olması lazım. Aa silmiyormuş lan. Ben buna aa 111 mi? Nasıl yani? Yani sanırım yanlış oynadım. Tamam şu an blokluk. Bu düşman kendi sırasında sersem etildi. Tamam güzel. Devam et. Şu an yapacağım başka bir şey yok. Çok canı varmış lan piçin. ...18 vuracak. Bak abi ben mi yanlış anlıyorum? 12 hasar ver diyor. Tamam. Eğer bu tur kart attıysan... ...2 tane enerji kazan diyor. Önceki oyun kazandırtmadı bana. Bence bunun yeri. Neye atalım? Şunu bir at. Hani lan kart çektirtmedin. Lan kart çektirtmedin. Çektin mi acaba? Ben takip etmedim. Ya sokacağım oyununa şimdi. Şu an oynanabilir mi? Vallahi sırf sarı yanıyor diye deneyeceğim. Kazandırdı. Oğlum eğer kart attıysan iki kazandırır. Niye diyorsun geri zekalı? Direkt bunu atsan da olurmuş. İnsan ne anlar eğer kart oynadıysan? Bundan önce bir kart oynamazsan bunu kazanmazsın diye anlıyorsun sonuçta. Sizin çevirinize sokayım ya. Hala 3 enerjimiz var. Keşke bloğu vermeseymişiz. 8 vursun bari. Biz de 6 daha vuralım. O enerji merkezine gidip yani kampa gidip enerji doldurmamız şart. Oralar olmadan ilerlemiyor oyun. 99 savunmasızlık uygula. Bu olacak. Bu güzel. Buradan su 5 kez 3 hasar ver. O bu çok çok işe yarar ama 18 darbe alırız. 18 darbeyi zaten engelleme şansım var mı? Sonraki tur başında bir enerji kazan diyor. 8 12 hasar vermiş olacağım aslında değer. Bunu bu atıp bunu kullanmak yerine da çok iyi aslında da savunma alamıyorum. Tamam. Bir sonraki tur alacağım bunu. 5 blokla kullan abi. Çünkü başka pek de bir şansım yoktu. En iyisi buydu. Çok darbe yiyoruz. Çok. Tabii daha iyi oynanabilir. Ben öğrenmek için otu boku deniyorum ya. Her şey boka gidiyor o yüzden. Bak 3 diken şimdi kullanılır. Tamam. 12 hasar ver.
Eğer bu tur kart attıysan bak yine aynı ibneliği yapıyorsun. Bu bana vurmayacak. Güzel. Yapıştır yapıştırabildiğim kadar. Vermedi bu sefer. Ya sen ne orospu çocuğusun. Bir şey oynamaya gerek yok. Bu ne yapacak? Sana güçlü bir olumsuz etki uygulama niyetinde. Uygulasın. Kardeşim bir şey olmaz. Şimdi 7,5'tan hesaplayamıyoruz tabii ama yani 20'nin üzerinde damage atabiliyorum bunlarla ama o bana 18 vuracak. Çok çok vuracak. Herhangi bir düşmandan bile dayak yeme ihtimalimi açıyor bu benim. Şimdi bir 4 blok daha alırsam 11. Oğlum hiçbir boka yaramadı ya. Her şeyimi azalttı orası bu çocuğu. Hayır bak %50 vermedin. %50 vermedin oğlum. Bu zaten 5 vuruyor. %50'si ne yapıyor? 2,5. 7,5 vurman lazım. Şerefsizliğin lüzumu yok. Ayarlasaydınız bunları. Stratejim boşa gidiyor. Zayıflık uygulamaya gerek yok artık. 7 hasar ver sonraki tur başında. Bir kazan. Aslında bu güzel. Bir de blok çaktık mı? 12 8 yine vuracak ama. Oğlum çok vuracak bana yani yine. Sırf bedava diye oynadım. Güzel. 9. O zaman 4 blok. Bir 4 blok daha. Tamam. Bir vursun. Bir sonraki tur bakarız biz bunun çaresine. Beş kez iki hasar ver. Ölür lan o zaman. Ölsün ölsün. Zaten bana vurmuyormuş. Güzel. Ölür lan o zaman diyorum. Sanki ölmemesi gerekiyormuş gibi. Korunmuş böcek. Elit dövüşlerindeki düşmanlar %25 daha az CP'ye sahip oluyor. Güzel. Güzel. Bunu aktif mi ediyorum? Yok bu benim standart sahip olduğum şey galiba. Oyun içinde kullanıyorum. Hiç denemedim. Bak bunu da denememiz lazım. Nesne bir kart ekle. Eline 3 kama ekle. Bu tur altılan her kart için maliyeti bir azaltır. 3 tane veriyorsun ama zaten ben enerji sınırım zaten 3 amına koyayım. Ama zaten 1 olanlar da 0 olacak galiba. O siktir. Oğlum bu çok iyi lan. Çok iyi kart. Mükemmel kart. Bak buraya gene gidemedik ama şuradan şuraya kesin gitmem lazım artık. Bu bölümlük buraya kadar olsun. Siz beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hani birkaç bölüm daha en azından devamı gelsin mi? İsterseniz eğer yorumlarda belirtirsiniz. Eğer verdiğiniz zamana değdiyse beğenmekten sakınmayın lütfen. Kendinize güzel bakın.